Antalya'daki ilk Beşiktaşlı benim. Şimdi hemen herkes Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olmamın hikayesi biraz uzun ve karışık bir hikaye. Ciklet reklamlarındaki futbolcu resimlerinde siyah beyaz, işte çubuklu formalı futbolcuların kim olduğunu merak ederek başladı. 60'lı yılların sonunda bir taşla Sparta'da oluyor. Sonra yavaş yavaş kim bunlar derken böyle öyle Beşiktaş'ı keşfettim kendi başıma. Ondan sonra da yıllar sonra İstanbul'a geldik ve ilk maçını seyrettim. Ondan sonra da Beşiktaş'ın gerçek bir şey olduğunu fark edince artık ondan sonra taraftarı oldum. ...75 ya da 76 yılı olabilir Bolu Spor maçıydı ve 2-1 yendik. Çok yabancılaşan biriyimdir. Yani kendini zor unutan, durumunu, yaşadığı gerçeği zor unutan biriyim. Bunun çok az istisnası var hayatta. Hani yani kendimi unutmanın çok az istisnası var. Hatta belki de tek istisnası bu da işte Beşiktaş tribünleri. O da gerçekten hani bütün o şey nasıl oluyorsa, o ruh nasıl oluşuyorsa, o duygu nasıl oluşuyorsa orada gerçekten başka biri haline geliyorum. Arjantin'de birkaç maç seyrettim. Arjantin'deki maçlarda böyle bir şey, benzer bir ambiyans oldu bazılarında. Fakat çok fazla şey içiyorlardı. Böyle garip garip şeyler içiyorlardı ve maçın ikinci devresinde ulaşabiliyorlardı o noktaya. Valla Beşiktaş taraftarı bunu daha maç başlamadan önce, daha dışarıdayken giriyor buna. Bu bence bir araştırma konusu olmalı. Kendim dahil çok merak ediyorum bunun nasıl olabildiğini. İşte burası İnönü. İşte bu tribünler Şampiyonlar Ligi'ne tarih yazıyorlar. Unutamadığım maç, valla iki maç hep böyle gidip geliyor. Bir tanesi kupa kaybettiğimiz yarı finalde Gençler Birliği'ne kaybettiğimiz İlhan Mansız'ın artık futbolcu olmaktan çıkıp taraftarlığa dönüştüğü, işte Beşiktaş'ın bütün o anlatılamayan duygularını sırtlayıp şey yaptığı, o yağmurda delirip o acayip golleri attığı ama ona rağmen elendiğimiz maç. Ben o maç için Beşiktaş'ın ruhunun, Beşiktaş'ın en iyi temsil edildiği maç olduğuna inanıyorum. Panko'nun pası, İlhan ceza alanında şut, kaleci Gökhan. Daha doğru kullandı. Topu pası ceza alanı, İlhan Mansız. Kuruyor ve gol. İlhan Mansız ve gol. Müthiş bir pas. Kansu'dan İlhan Mansız. Pas direği iniyor. Dakika 46. Bir de 4-3'lük maç. Yani kaç yıl oldu sürekli hala izliyorum. Geçen gün yine izledim. Belki bu iki maç Beşiktaş'ın bütün bu kim olacağız, nereye gideceğiz soruları içerisinde reçetesi. Ben bu seneyi çok karışık buldum aslında. Yani böyle çok mutsuz değilim bir bakıma. Ama bir bakıma da hani bu nereden baktığıma bağlı olarak. Gerçi hani benim bu konuda doğru adam mıyım bilmiyorum. Benim Beşiktaş'la beklentilerim hiçbir zaman böyle şey üzerine değildir. Gerçekten ben böyle herkes namuslu bir biçimde futbolculardan bahsediyorum, taraftardan bahsediyorum, teknik adamlardan bahsediyorum. İçten bir biçimde, samimi bir şekilde kendilerini ortaya koyduktan sonra gerisinin önemli ama çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Seker mi? Sekti. Sergen, Kuduçili. Sergen, bomboş. Sergen ve gol! Sergen! Umutsuzca gittiğim bazı maçlarda inanılmaz bir ruh vardı. Bazılarında çok büyük hayal kırıklıkları oldu.
Bilic'in varlığı, Atiba gibi, Veli gibi futbolculara Beşiktaş'ın geleceğinin bunlar olduğu konusunda bir şey sağladı bize. O yüzden ben bu seneyi böyle çok hani kötü de bulmuyorum ama bir yanıyla da tabii üzüntü verici de buluyorum. Gurur duyuyorum. Bilic olsun, şampiyon olmayalım, olalım filan ama Bilic olsun. Bilic olmazsa da Bilic gibi adamlar olsun.